Günaydın olsun abla. Günaydın. Gelsene 2 dakika, sana anlatacaklarım var. Gel, gel, gel. Hayırdır abla ya? Ne oldu, piyango mu çıktı? Yüzün gülüyor. Ya gülmez mi Orhan? Sahiden de her şey eskiye döndü. Nazif baba geldi, evin havası bile değişti. Hadi gel sana bir çay koyayım, gül böreği de dur, yaptım. Dur, dur, girmeyeceğim ben. Vazifelerim var benim. E tamam, 2 dakika otur şöyle. Gel, gel, gel. Otur. Anlat. Ne oluyor evde? Mahir benimle alakalı bir şey dedi mi? Vallahi abim değil de babam senin dilinden düşürmüyor. Sahi mi? Ay nasıl seviniyorum bir bilsen Orhan. Dün Nazif babam konuştu benimle. Böyle bir içim ısındı. Bak bir şeyler olacak, ben hissediyorum. Barışacağız galiba bu sefer Mahir'le. Ama Mahir'in aklından geçenleri bir bilebilsem, kalbini bir görebilsem, babasının dediklerine seviniyor mu, kızıyor mu bir anlayabilsem çok güzel olacak Orhan. Abla. Abim babam ne derse ferman sayar, biliyorsun. Dün gece konuşuyorlardı, duydum. Hiç öyle hakim hanımdan söz etmedi. Sevdiği olsa, niyeti ciddi olsa arkasında dururdu. Ama niyeti ortada. Bu kadını paspas etmiş kullanıyor abla. Yalnız babam bunu bir duysa kıyameti koparır. Kendisi için bile olsa böyle bir şey yapılmasına hayatta izin vermez. Ama hiçbir sır sonsuza kadar örtüler altında kalmaz. Değil mi Orhan'cığım? Of, of, of. Annen gene döktürmüş be Orhan abi. Ya zaten var ya, bir Safiye annemin kuru fasulyesi, bir de İlkin ablamın dolması. Yeme de yanında yat. Acıktın mı Orhan abi? Kalmayacağım, çıkıyorum ben. Nereye abi? Abi Nazif babaya ne derim ben? Dükkanındaydı de. Abi, abi Orhan abi. Ya ben Nazif babaya ne derim? Hem dükkandan ayrılmasın dedi bugün senin için. Ne dersen de Azmi. Abi ben yalan söylemem Mustafa. Hem gözümden anlar o benim, vallahi. Azmi, sen kendi işine, ben kendi işime oğlum. Kunduracı olmayacağım ben. Bu dükkanda çürümek için doğmamışım. Başka iş bakacağım. Böyle dersin babama. Hadi. Orhan kardeş. İstemeden kulak misafiri oldun. Sen iş mi arıyorsun ya? He. Sana ne bundan? Bak ya. Dalyan abi beni topa tutar. Çevresi geniş malum. Sen hangi işi istiyorsan bana onu ayarlamak münasip düşer. Bizim dükkana gelsene sen ya. Oturalım bir kahve içelim. Zararlı çıkmazsın Orhan. Ha? İyi. Konuşalım bakalım. Boşuna dememişler, iyi olacak. Hastanın doktor ayağına gelir. Gel de bir iyi edelim seni. Rahatsın inşallah. İyi. Orhan kardeş. Benim biraz işim var. Senin hem derdini bana sökün hem de konuşalım. Sökül bakalım, sökül. Vallahi benim bir derdim yok. Askerlik bitti, kendi işimizi kurmanın peşindeyiz. O zor işte, biliyor musun? Delikanlı adamı sıkar. Ben de askerden sonra boş dolaştım. Hayır tipine baksalar adam sanırlar da, sorsam bir papel yok. Allah'tan Dalyan abi bize kol kanat gerdi de, Allah razı olsun. Cebire kafam basmıyor kardeşim. Burada şimdi 3 tane 500'lük var, 2 tane 200'lük var. Bunların hepsini 100'lük yapmak lazım. Bir el atsana be. Şimdi.
100. Ben ilkokul terkim. Ama belli. Sen ortaokul 100'ü görmüşsün sen. Lise. Sonuna kadar mı? Ben de buraya geldiğimizden beri tahayyül ediyorum. Acaba sana nasıl bir iş verebiliriz diye. Fedailik olmaz Orhan sana. Yakışmaz. Kumara oturtayım desem... Mahir bizi oyar. Mahir bana karışamaz. Ya orası öyle canım kardeşim. Senin delikanlılığın malum. Ona şüphe yok. Da. Hatırı var, gönül var. Biz de seni yalnız bırakmayız. Bak ben ne diyeceğim sana. Ben uzun zamandır birini arıyorum. Gözü gönlü tok, kafası çalışacak. Paranın kaydını kuyduğunu tutacak. Böyle birini arıyorum. Böyle birini arıyorum ama nerede bulamıyorum. Buldun işte. Sonra her şeyi kaydederiz. Fevkalade. Kimden ne geldi, kime ne gitti hepsini kaydederiz. Sen şunu da yaz. Kimse sizler yurduna gidecek. Dalyan baba çok yufka yürekli bir adam. Pamuk. Seni burada görse var ya şimdi bu koltukta otururken nasıl gururlanır. Ne de olsa gözünün nuru. Kibar Nazif'in oğlusun öyle mi? Sayende şükür göreceğiz vallahi. Selamı söylersin. Lakin şimdi benim kaçmam lazım. Hop. Daha bitmedi. Şu yüzlüğü de al bakalım. Bu nereye? Sana. Bundan sonra mesai arkadaşıyız. Halden anlarız. Birbirimizi kollayacağız. Eyvallah. Eyvallahlar bizden.